Hoş geldiniz. Ben Özlem Dalga. Enflasyon yeniden çift haneye çıktı. Peki faizler nasıl şekillenecek? Yıl sonu enflasyon hedefleri nasıl belirlenecek? Bunu konuşacağız. İş dünyası için 2019 nasıl geçti? 2020'den neler bekleniyor? İşte tüm bu soruları İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç ile konuşacağız. Şekip Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim Özlem Hanım. Hoş bulduk. Şimdi aslında hem 2019 artık geride bırakmaya hazırlandığımız bir zaman içinden geçiyoruz. Yeni başlangıç, yeni bir yıla da son saydığımız günler içindeyiz. Türk iş dünyasının gündemi de oldukça yoğun. NATO Liderler Zirvesi'nde izledik. Ama dilerseniz enflasyonla başlayalım sohbetimize. Çifthaneye yeniden çıktı. Onu nasıl buldunuz? Beklentilere paraleldi bu çifthaneye çıkması. Ama iş dünyasındaki tepki ne oldu? Beklenen, sizin de ifade ettiğiniz gibi beklenen bir durum. Biliyorsunuz 2019 ile ilgili yeni ekonomik planda hedeflenen enflasyon rakamı %12. Zaten şu anda Kasım ve Aralık'ta baz etkisi ortadan kalktığı için böyle bir yükselme bekleniyordu. Biz normal yıllık hedeflenmiş olan %12'lik enflasyonun altında 11,5 mertebesinde bir enflasyonla 2019 yılının kapanabileceğini görüyoruz. Dolayısıyla şu anda Kasım başında açıklanan enflasyon, Aralık başında açıklanan Kasım enflasyonunun 10,56 çıkmasının hedeflere uygun bir rakam olduğunu ifade etmek isterim. Peki tek haneli enflasyon rakamlarını hedefliyoruz ama bunun kalıcı olması için tek haneli enflasyon rakamlarının hükümetin neler yapması lazım, iş dünyası tarafından neler yapılmalı? Hani bunu tartışıyorsunuzdur eminim ticaret odasında. Nedir beklentileriniz? Sizin de ifade ettiğiniz gibi şu anda bu senenin özellikle son 6 ayında enflasyondaki inişe bağlı olarak faizlerde %24'ten %14'de bir düşüş oldu. Hı hı. Bu henüz yatırım yapmak için yeterli bir seviye değil. Dolayısıyla 2019 biterken, 2020'ye girerken, 2020 ile ilgili konan %8,5 bir enflasyon hedefi var. Bu hedefe uygun bir ekonomik politikaların yürütüleceğini görüyoruz. Mutlaka bu enflasyon hedefleri bizim öncelikli konumuz olmaya devam etmeli. Zira bu enflasyonu ancak belli bir seviye tutarsak veya aşağı çektiğimiz anda finansman maliyetleri de aşağı doğru gelecektir. Bu durumda yatırımcının önünü açacaktır. Şu anda biz 2020 yılının mutlaka üretimi, yatırımı ve ihracatı öncelikleyen bir yaklaşımın sürekli en ön maddemiz olması gerektiğini ve yıl boyunca bunun devam etmesi gerektiğini altını çiziyoruz. Türkiye her yıl yaklaşık 800-850 bin kişiye iş bulmak zorunda. Bu kadar iş oluşturduğunuz zaman işsizliğini sabit tutuyorsunuz. Bunun üzerinde oluşturduğunuz bir istihdamla ancak işsizliği geri doğru çekebiliyorsunuz. Dolayısıyla bizim mutlaka ve mutlaka 2020 ve 21 için üretimi, yatırımı ve ihracatı teşvik eden paketi sürekli masamızda tutmamız lazım. Bu konudaki önceliğimizi kaçırmamamız lazım. Bu anlamda yatırımcının finansmana erişimini ve finansman maliyetlerini daha kontrollü noktaya çekecek süreçlerin de bir kısım bununla ilgili teşvikler, süreçler, katkılar hem Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca hem de Maliye ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca zaten gündemde. Ama özellikle yatırımcıya yönelik olarak bunun daha da geliştirilmesi beklentisi için olduğumuzu ifade etmek isterim. Şimdi Türkiye'nin aslında 2020'de yeni bir hikaye bulması gerekiyor, hikaye yazması gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman öncü göstergeler tarafında tüketimin hızlandığını görüyoruz ama yatırım tarafının henüz hareketlenmediğini görüyoruz. O yatırım tarafını hareketlendirmek için de yeni bir hikaye yaratmamız lazım. Sizce bu hikaye Türkiye için ne olabilir, ne olmalı? Şimdi biz bundan evvelki dönemlerde Türkiye'nin belli ekonomik krizlere veya ekonomik durgunluğa girdiği dönemlerde hep şunu gördük. Belli bir noktaya inişe geçtikten sonra Türkiye hep çok hızlı bir şekilde çıkış yakaladı. Dolayısıyla ben tabii şu anda dış konjonktür geçmiş dönemlere göre çok müsait değil. Dünyada da bir genel anlamda bir durgunluk var. Bir daralma var. Dünyanın ticaret hacminde bir sıkışma var. Özellikle bu Amerikan-Çin ticaret görüşmeleri, Brexit belirsizliği vesaire gibi petrol fiyatlarındaki belirsizlik ve işte Orta Doğu'daki belli bölgelerdeki karışık durumun devam etmesi. Bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman dünyada bir çok hoş bir atmosfer yok dış ticaret anlamında. Ama buna rağmen Türkiye burada bana göre bizden evvel yabancı kuruluşlar bu iyi hikayeyi, güzel hikayeyi yazmaya başladılar. Şimdi biz böyle 7
kurumun göstergelerini takip ediyoruz. İşte burada IMF var, OECD, EBRD, Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Fitch, Moody's, bunların bütün göstergelerine baktığınız zaman hepsi 2019 ile ilgili Türkiye ile ilgili tahminlerini yukarı doğru çektiler. Hı hı. Ve 2020 ve 21 ile ilgili tahminlerinde bizim yeni ekonomik planda açıklanan rakamlara yakın noktaya çektiler. Yani bu seneki büyümeyi 0 veya -0.2'ye ki bizim de zaten 0.5 hedefimiz var. 2020 ve 21 ile ilgili hedeflerinde 3-3.5'a yükselttiler. Bizim de 5 gibi bir hedefimiz var. Dolayısıyla alttan yukarıya doğru baktığınız zaman dışarıdan bir iyimser bir hava geliyor. Ben Türkiye'de de sizin dediğiniz gibi orada düzeltmemiz gereken bir konu var. İthalatın son analizini yaptığımız zaman tüketim mallarında %24'lük bir artış olduğunu görüyoruz. Hı. Ham maddede %11'lik bir artış olduğunu görüyoruz ithalat kompozisyonu içine. Hı hı. Ama yatırım mallarında sadece %4'lük bir artış olduğunu görüyoruz. Siz çok iyi bir noktaya parmak bastınız. Burada tüketimle ilgili malları artırmaktan ziyade yatırımla ilgili malları artırmanın gayreti için olmamız lazım. İşte biraz evvel de onu ifade etmeye çalıştım. Mutlaka yatırımcının finansmana daha kolay ulaşımı ve daha makul fiyatlara ulaşımının ön açılmalı ki bu konuda daha rahat mesafe kadar edebilirim. Yani finansmana daha makul fiyatla ulaşım deyince Merkez Bankası hemen benim aklıma geldi. Önümüzdeki hafta Merkez Bankalarının haftası olacak. Arda arda hem önce Amerikan Merkez Bankası sonra bizim Merkez Bankamız ve Avrupa Merkez Bankası'nı aynı gün içinde bulacağız. Bunu konuşuruz ama bir kapanışa gidelim. Ne dersiniz? Tamam. Evet, bugün kapanışı 2020'de yaratacağımız hikayeye, yeni hikaye yapalım. Peki, tamam. Borsa %0.89 yükselişle 108.658 puandan günü tamamladı. Ayrıntılar için hemen tüm hızımızla Cenk Akyoldaş'a döneceğiz. Cenk merhaba. Merhaba Özlem. Evet, yeni bir rekorla mı günü tamamladık, ne dersin? Evet, yeni bir rekor. En yüksek değeri de gördük. Bugün de en yüksek kapanış yaptık aynı zamanda. 108.659 bu senenin en yüksek değeri. Gün içinde de en yüksek 109.031 puanı görmüştük. İşlem hacmi 10 milyar TL sınırında 108.659'dan 0.89'luk primle günü tamamladık. BIST 50'de de 0.86'lık prim var. Orada da 103.787 puandayız. BIST 30'da da 1.8'lik bir primle, 1.80'lik bir primle 132.767 puandan işlemler geçti gün itibariyle. Bugünün detayına biraz bakalım. Günün kazananları neler, kaybedenleri az olsa gerek ama vardır gene. Detayları senden dinliyoruz. Evet, bugün işlem hacmi uzun zamandan sonra Aselsan'ı birinci sırada görüyoruz. 1 milyar TL'nin üzerine çıkan bir işlem hacmi vardı. %4 civarında, 4.5 civarında primlerle karşılaştık gün içinde hisse senedinde. Türk Hava Yolları'nın uzun zamandır gösterdiği birincilik tahtını devralmış vaziyette işlem hacmindeki. Üçüncü sırada bankalar, 3 ve 4. sırada Akbank ve Garanti Bankası yerlerini aldı işlem hacminde. Daha sonra da Petkim geliyor işlem hacminde. Bugün bankacılık sektörüyle ilgili olarak Moody's'den pozitif haberler vardı. Dünyadaki bankacılık sektörünü değerlendirirken bu ticaret savaşlarından dolayı dünyadaki bankacılık sektörünü negatif etkileyebileceğini görünümünü düşürürken biz de bu sorunlu karşılıkların, sorunlu kredilerin hakkındaki karşılıklarla ilgili yapılan yeni yasal düzenlemesiyle birlikte bilanço dışına çıkartılmasının pozitif etkisi olacağını, görünümün pozitif olacağına dair bir açıklaması var. Grup 5 olarak adlandırılan tahsil edilemeyen kredilerin bilanço dışına atılmasıyla birlikte bunun banka hisselerinin not değerlemesinde pozitif olacağı yönünde açıklamasını takip ettik. Bankacılık sektör hisselerinde pozitif bir etkisi oldu. Bu seyirin genelde hepsi %1,5 civarında piyasa üzerinde artı gittiler günü. Öyle tamamladılar. Dolar TL'ye bakarsak bugün 5.75'in üzerinde seyrediyoruz. Orada 0.12'lik bir değer var. Önümüzdeki hafta biliyorsunuz Merkez Bankası toplantısı var 12'sinde. Onun önce faiz indirimiyle birlikte reel getiriden olacak, ne bitecek biliyorsunuz
yurt dışı kaynaklı paranın girişinde hep reel getiri önemlidir. Faiz indirimleri bu marjın daraltılmasına sebep verebiliyor. O nedenle biraz daha stresli gibi gözüküyor. 5.75'in üzerinde bir rakamla karşı karşıyayız. 5.75-70. Burada üst sınırımız genelde 5.80-5.70 bandında sıkışmış. Burada stabiliteye girmiş gibiyiz aslında. Genelde bu aralıkta dalgalanıyoruz. Euro TL'de 0.31'lik primle 6.39.27'yiz. Pound TL'de 0.52'lik primle 7.56'dayız. İsviçre frangı TL'de de 0.11'lik primle 5.82.19'dan işlemler geçiyor. Sepet kurda da 0.21'lik bir prim söz konusu. Orada da 6.07'yi görüyoruz. Avrupalara bakarsak, Avrupalarda da eksi rakamlarla karşı karşıyayız. Bir önceki seansımızda Eurostoxx 50'de pozitif değerleri görüyorduk. Kakaron'daki artı daha yüksekti. Almanya çok az bir eksiydi. Orada hepsinde satışlar biraz artmış gibi görünüyor. Eurostoxx 50'de 0.25'lik düşüşte 3.654'te şu anda. Almanya DAX'ta da 0.53'lük düşüşte 13.074 puandayız. Fransa Kakaron 40'ta 1.009'luk primde 5.812 puandayız. İngiltere FTSE 100'de 0.83'lük düşüşte 7.134 puandayız. İspanya IBEX'te de 0.27'lik düşüşte 9.257 puandan işlemler geçiyor. Bugün Avrupa'da gelen veriler vardı. Onların etkisini yaşamış gibi gözüküyoruz. Çünkü gelen veriler mesela Almanya'da fabrika siparişlerinde aylık Ekim'de %3 bir artı beklenirken %4'lük bir düşüşle karşılaştık. Aynı şekilde İspanya sanayi üretiminde de %5'lik artı beklenirken, eksi 0.5'lik düşüş beklenirken %1.3'lük bir eksiyle karşılaştık. Bunların yansımalarını görüyoruz. Genel olarak piyasalar biz pozitif ayrışırken Avrupalarda biraz satışla karşı karşıyayız diyerek sözlerimi toparlıyorum. Gün sonu yarın inşallah hayırlı bir gün olur olması dileğiyle diyorum. Teşekkür ediyoruz Cenk. Bugün olumlu bir gündü. Yeni rekorla günü tamamladık. Yarın da olumlu bir gün olur inşallah diyelim. İyi akşamlar diliyoruz sana. Biz de seninle sohbetimizi aslında bıraktığımız yerden devam edelim Şekip Bey. Finansmana erişimden bahsediyorduk. Bugün borsada da yeni bir rekora imza attık ve bankalar günüydü aslında. Finansman demişken de önümüzdeki hafta faiz kararlarını karşılayacağız. Merkez Bankamızdan da bir faiz indirim yeri var. Bu bekleniyor. Hem yerli hem yabancı yatırımcı da aynı beklenti içinde. Sizde beklentiler ne yönde? Bizde sizin ifade ettiğiniz gibi yaklaşık 200 baz puanlık bir indirim olabileceğini öngörüyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu sayede şu anda 22 Kasım'da baktığımız zaman çıkan raporlara göre ticari faizlerin ortalama maliyeti, değeri 14,09 Merkez Bankası'nın seviyesine uygun bir şekilde. Dolayısıyla burada 200 baz puanlık bir gerileme piyasaya plase edilen faizlerin kredilerin maliyetinde aşağı doğru çekecektir. Dolayısıyla biz 200 baz puanlık bir indirim bekliyoruz. Peki bu 200 baz puanlık bir indirim beklentisi içindesiniz. Bu yeri var diyorsunuz Merkez Bankamızın. Bu kredilere yansıyacak mı? Bu iş dünyasındaki finansman ihtiyacına yeterli alan verir mi? Ne dersiniz? Her indirimin bir katkısı var. Hı hı. Dolayısıyla burada yapılan bu indirim mutlaka bütün beklentileri ve arzu edilen seviyeyi karşılamasa bile önemli bir adımdır. Bu anlamda baktığınız zaman %15'lik bir indirim var. Yani 14/12'ye baktığınız zaman yaklaşık olarak %15-16'lık bir indirim söz konusu oluyor faizlerin seviyesinde. Hı hı. Bu da önemli bir seviye. Demek ki firmaların finansman maliyeti yaklaşık %15-16 aşağı doğru inecek. Bu anlamda böyle bir indirim olması gerçekten piyasaya bir katkı sağlayacaktır. Evet, aslında kredi yapılandırmak ya da kullanmak finansman ihtiyacı olan şirketler için doğru zaman değil mi şu içinde olduğumuz zamanlar? Evet, bu yeni kredi almak isteyenler için daha uygun maliyetle krediye erişim söz konusu. Bir de tabii siz biraz evvel ifade ettiniz merkez bankalarının günü olacak diye. Ama bizim merkez bankamız iki önemli adım, karar daha açıkladı. Biri önümüzdeki sene için her ay para piyasası ilgili kurulu toplayacaklarını ifade ettiler. Dolayısıyla bununla ilgili faiz seviyesini her ay gözden geçirme imkanı ortaya çıkacak. İkinci konuda buna bağlı olarak bankaların ihtiyaç duyabilecekleri likitleri karşılayabilecekleri ile ilgili bir taahhütte bulundular.
Dolayısıyla bu anlamda hem bankacılık sektörünün nakit ihtiyacını, likidite ihtiyacını karşılama anlamında önemli bir irade ortaya koydular. Hem de her ay enflasyon oranlarına bağlı olarak piyasayı yakın takip edip faizle ilgili gösterge seviyesini gözden geçirecekleri ilgili bir işaret verdiler. Bu her ikisi de gerçekten olumlu adımlar. Evet, şimdi Merkez Bankamızın aslında iletişim stratejisinde bir aktifleşme oldu son dönemde. Bu iş dünyası kurumlarında dolaşıyor aslında. Ticaret odası olarak bir davetiniz oldu mu? Gelecek mi Merkez Bankası Başkanı size? İnşallah kendisini İstanbul'da olduğu bir gün ağırlamak istiyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi çok kıymetli. Sizin bir meslektaşınız biliyorsunuz. Evet, iletişim Gökay. Otyan Bey geçti başına. Dolayısıyla onun elindeydiğini görüyoruz. Evet, hem iş dünyasını çok iyi bilen, background'ı olan bir buradan kişi. Sevgili Gökay'a da selamlar diliyoruz. Evet, dolayısıyla o anlamda biz de keyif alıyoruz onun bu güzel kurduğu iletişim stratejisinden. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Türk iş dünyasının en önemli kesimini oluşturan İstanbul iş dünyası adına inşallah biz de kısa bir süre içinde 2020'nin ilk çeyreğinde fırsat bulursa, kendileri de vakit bulabilirlerse Merkez Bankası Başkanımıza inşallah İstanbul'da ağırlamayı arzu ediyoruz. Peki, geri kalan süremizde biraz da otomotiv sektörüne değinelim. Burada ihracatın biraz hızlandığını görüyoruz. Kasım'da 2.7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi otomotiv sektörü. Sektör açısından kötü günler geride kaldı diyebilir miyiz? Ne dersiniz? Şimdi Özlem Hanım, Türkiye'nin otomotiv sanayini ikiye ayırmak lazım. Otomotivle ilgili sektörü ikiye ayırmak lazım. Türkiye ağırlıklı olarak ürettiği otomobilleri, otomotiv ürünlerini ihraç ediyor. Ve burada en önemli pazarımız Avrupa Birliği. Evet. Avrupa Birliği'nin ihracatımızın %80'ine yakın kısmını kapsıyor. Türkiye'de tüketilen araçların da yaklaşık olarak %65-70'i ithal ediliyor. Dolayısıyla iç piyasadaki sektörün durumu ile ihracat, otomotiv sektöründeki ihracatçıların gerek OEM gerekse tedarik sanayindeki firmaların durumu biraz her zaman aynı paralelde değil. Şu anda Avrupa'daki durgunluğa rağmen ki Türkiye, Türk otomotiv sanayinin önemli bir özelliği var, gözden kaçıyor. Avrupa Birliği'nin en büyük ithalatçısı Türkiye'dir. Otomotiv sanayinde en çok araç ithal ettiği ülke Avrupa Birliği'nin Türkiye'dir. Bu çok gözden kaçan bir yani Japonya, Kore, Türkiye, Amerika. Türkiye hep, ihraç ediyor Avrupa Birliği. Tabii. Yani Avrupa Birliği'nin otomotiv ithalatına baktığınız zaman bir numara Türkiye'yi görürsünüz. Ya Türkiye en büyük ihracatçıdır Avrupa Birliği'ne yönelik. Dolayısıyla orada büyük bir başarı vardır. Orada bir de Bu başarının altını pek çizilmiyor. Çizilmiyor. Türkiye bence aslında Avrupa Birliği'ne en büyük otomotiv bazında ihracatçı. Evet, evet. Ya tabii onların kendi içinde çok ciddi 13 milyonun üzerinde taşıt üretiyorlar kendileri, o ayrı bir konu ama ithalat paketine baktığınız zaman Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin en önemli ihracatçı. Bu anlamda Türk tedarik sanayi de çok önemli bir noktaya gelmiş durumda. Türkiye'deki otomotiv sanayine komponent üreten firmalar, tedarik sanayimiz hem Avrupa'daki ana sanayiye yönelik hem de aftermarket'a yönelik çok önemli bir tedarik merkezi durumunda şu anda. O anlamda da baktığınız zaman işte yıllık inşallah bu sene 31-32 milyar dolara gelecek toplam otomotiv ihracatı içinde %40'ın üstünde tedarik sanayinin doğrudan satışı var. %60'ı bitmiş taşıt satışı, %40'ı da tedarik sanayinin sağladığı bir ciro. Bu anlamda her iki ayakta da ihracatımız iyi gidiyor. Avrupa otomotiv satışlarındaki durgunluğa rağmen. Yani en kötü geride kaldı diyebiliyorsunuz otomotiv sektörü özelinde. Yurt içi piyasaya geldiğimiz zaman, yurt içi piyasada da özellikle faizlerin düşmesine bağlı olarak son iki ayda ciddi bir çıkış trendi yakaladık. Tabii ki Türkiye'nin arzu ettiği aylık 65-70-75 binlik rakamlara henüz ulaşabilmiş değiliz. Ama geldiğimiz rakamlara baktığımız zaman iyi bir trend olduğunu görüyoruz. Türkiye'de ağırlıklı olarak otomotivde satışların dönem 70-75'i krediyle yapılan satışlar. Şu anda kredi erişim biraz daha makul ve ulaşılabilir olduğu için orada da bu sürecin devam edeceğini öngörüyoruz. Evet, faiz indirimlerinin özellikle olumlu yansıdığını tüketime gördük. Çok da doğru bir politika, onun özellikle altını çiziyorum. Özellikle bu otomobil ve ticari vasıta almak isteyenlerin yönelik verilen finansman desteğinde yurt içinde üretim yapılan taşıtların öncelikli olarak ele alınmasının da ayrıca
gerçekten takdir edilecek güzel bir yaklaşım olduğunu ifade etti. Kesinlikle. Peki İTO ihracat yapmak isteyen firmalara ne gibi destekler sunuyor? Son 3 dakika içerisindeyiz artık. Türkiye'nin yurt dışında 38 ayrı fuarda temsilini İstanbul Ticaret Odası yapıyor. Dolayısıyla biz birçok fuarda yurt dışında İstanbul Ticaret Odası'nın farklı farklı sektörlerde firmalarımızı yurt dışına taşıyoruz. Burada otomotiv sanayinden, gıda sanayine, otel ve restoran gereksinimlerinden, medya sektörüne kadar birçok farklı konularda fuarlara katılım sağlıyoruz. Bunu da inşallah 2020 yılında da sağlamaya devam edecek. Bu de zaten bakanlığımızın da bize görev verdiği bir konu. Bir iki bununla ilgili size örnek vereyim ben de şey uzatmadan. Mesela bizim dizilerimiz biliyorsunuz çok popüler. Evet. Burada hem Cannes'da hem Miami'de hem Singapur'da bununla ilgili sektör fuarlarına katılıyoruz. Dolayısıyla her üç yerde dünyayı komple kavramaya çalışıyoruz. Gıda'da Köln'de Anuga, Fransa'da Paris'teki Sial fuarına, yine Sial'in Kanada, Dubai, Singapur ve Çin'deki fuarlarına katılıyoruz. Gıda ile ilgili böyle dünyanın birçok yerini kapsamaya çalışıyoruz. Tekstille ilgili Türkiye'nin yurt dışında bu gücüne rağmen önemli fuarları yok. Biz şimdi bir kumaş konusunda bir B2B yaptık. Bunu önümüzdeki sene artık fuarlara dönüştüreceğiz. Çok 300'ün üzerinde alıcıyı Türkiye'ye getirdik. Orada da bir açılım yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biz ağırlıklı olarak Türk üreticisini dünyaya açma konusundaki çalışmalarımızı geliştirerek devam etmek gayretindeyiz. Peki 2020 hedefleriniz, beklentilerinizle son bir dakikamızı tamamlamış olalım. Ben 2020'ye olumlu bakıyorum. Bence Türkiye sıkıntılı dönemin büyük bir kısmını geride bıraktı. Dolayısıyla biz de olabildiğince kameramızı pozitif yere çevirmemiz lazım. Ülke olarak, iş insanı olarak, bu ülkede yaşayan vatandaş olarak sadece hayıflanmak ve kötüyü gündeme getirmek değil, enerjimizi, imkanlarımızı, Türkiye işimizi, Türkiye'mizi büyütmek için kullanmamız gerektiğinin altını çizerek sözlerimi tamamlamış olayım. Evet, 2020'de iş dünyası olarak daha iyi nasıl ekonomiye katkıda bulunabiliriz, ülkemize katkıda bulunabiliriz, bunu yapalım diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum Şekip Avdagiç bu iyi dileklerle biz de kapanış raporunu. Ben de bu vesile size ve tüm arkadaşlarınıza bereketli ve sağlıklı bir 2020 diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, kapanış raporunun bu notlarla sonuna geliyoruz. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın, iyi akşamlar.